2022-2023 sezonu yavaş yavaş sonlarına doğru, bazı liglerde sonlarına doğru yarışıyoruz. Süper Amatör Ligimizde lig bitti. Alanlı Belediyespor ligi birinci bitirerek şampiyon oldu ve önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etme hakkını kazandı. Ben burada Alanlı Belediyespor kulübünü, yönetimini ve futbolcularını yürekten kutluyorum. Süper Lig maçları tamamlandı. Alanlı Belediyespor şampiyon oldu. Akın Spor, Kilimli Belediyespor, Mavi Şimşek ve Çaydemir Belediyespor playoff'a yükseldi. U16 liginde ise Zonguldak Gümüşspor ile Sarayspor il birincisi oldular. İki takım Zonguldak Türkiye Şampiyonası'na temsil etme hakkı kazandılar. Son erenliklerle ilgili bilgi veren futbol il temsilcisi Metin Malkoç şunları söyledi. Aynı zamanda Süper Amatör kümede biliyorsunuz 2, 3, 4 ve 5. takım arasında ve out oynayacak takımı belirlemek amacıyla bir playoff'umuz var. Burada da 2 ile 5 yani Akın Spor'la Çaydemir Spor, Kilimli Spor'la da Mavi Şimşek Spor'un mücadeleleri sonucunda iki takım finale kalacak. İki takımın mücadelesinde de playoff oynayacak takımımız belli olacak. Bu müsabakalarda ayın bayramın Arife Begüm'den bir gün önce sona erecek pazar ve çarşamba olmak üzere maçlarımız hızlandırılmış bir şekilde oynayacağız. Ayın 30'unda da bayramdan sonraki haftada Bölgesel Amatör Lig'de playoff oynayacak takımımızla Süper Amatör Lig'de playoff oynayacak takımımızın mücadelesini izleyeceksiniz. O zamana kadar zaten şekillenecek olan ligde takımlarımızla ilgili yapacağımız toplantılarda bunları belirleyeceğiz. Altyapılarda da geçen hafta sona eren U16 liginde A grubunda Zonguldak Sarayspor, B grubunda Zonguldak Gümüşspor playoff müsabakalarını birinci bitirerek elimizi U16 Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandılar. Ben temsilciliğim ve ASKF yönetimi adına her iki kulübe de tebrik ediyor ve ilimizi inşallah başarılı bir şekilde temsil edeceklerine inanıyorum ve başarılar diliyorum. Bunun akabinde sona ermesi yakın olan U18 ligimiz var. U15 ve U17 liglerinde de sezon devam ediyor. İkinci amatör küme maçlarımız da başladı. Üçüncü haftalarını oynayacağız. Bunun yanında oynanmamış 3 tane ligimiz kaldı. Biri U13. Diğerleri de U11 ve U12 şenlikleri. Biliyorsunuz U11 ve U12 şenliklerini sezonun en son programına dahil ederek bir şenlik havasında oynatıyoruz. O da muhtemelen Mayıs ayının sonunda başlayacak olan bir lig. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Tüm takımlara başarılar diliyorum.